Şimdi 13 aylık ceviz bahçesindeyiz. 13 ay önce dikilmişti bu. Kahramanmaraş Pazarcık Evri Köyü. Mehmet Bey'in bahçesi. 6 aylıkken de buradan bir çekim yapmıştık. Şu aparat basit bir toka. Saç tokası. Saç tokasının içerisindeki çivileri kesmişim ki ağaca zarar vermesin diye. Buna iki tane normal bildiğimiz plastik kelepçeleri silikonla tutturdum buradan ve birbirine bağladım ki görüntü olsun diye. Böyle amatör basit bir şey yaptım. Bilmiyorum ne kadar işe yarayacak ama ilk kez burada deniyorum. Mehmet abim eğer bu olmasaydı ben çok karıştırırdım diyor. Doğru mu Mehmet abi? Doğrudur. Şimdi, ama şimdi takıyorum. Şöyle takıyoruz mesela. Yanlışsa geri söküp tekrar takıyorum. Geri söküp tekrar takabileceğiz. Mesela bir tane bu tarafa verdik. Aşağıdan başladık buna. Genelde yukarıdan başlıyoruz ama bunu da aşağıdan başlamış olduk. Üçüncü dalımızı nereden verelim? Farklı yön olarak şurası var. Bu tarafa dal vermemiştik. Bunu da buradan verelim. Şimdi bir tane de şu tarafa. Bir, iki, üç, dört, beş. Şu da lideri bırakırsak yeterli olur mu abi? Şu da lider çünkü rüzgar o taraftan geleceği için lideri o tarafa bırakıyorum. Yoksa şu daha güçlü olduğu için şunu bırakırdım. Her tarafa dal vermiş olduk mu? Şu da bu tarafın dalı olursa her tarafa da vermiş olduk. Evet. Ondan sonra hemen makası çekiyoruz. Şöyle uzağa geçiyoruz abi. Öyle. Şöyle geçiyorsun, her tarafına bakıyorsun. Kaç tane dal almışsın? 1, 2, 3, 4, 5 tane dal, 1 tane lider. Kafana yattıysa makası çıkartıyorsun belinden. Eğer kafana yatmadıysa geliyorsun, tekrar değiştiriyorsun. Nasıl olsa vaktin bol. Evet. Yerden de çıkamıyorsun. Yok. Tamam, o zaman bol bol bunlarla tek tek uğraşacaksın. Yanlış bir dal olmasın diye. Hemen budamaya başlıyoruz. Emin olunca korkmadan kesiyoruz diğerlerini. Şu kelepçelerin olduğu hizadaki dala karışmıyoruz. Onun dışındaki dalları kesiyoruz. Şuna karışmıyoruz mesela bakın. Ama şu kelepçenin diğer tarafındaki dalı kesiyoruz tabii ki. Tırnak bırakmamaya çalışıyoruz kesinlikle. Bıçak tarafı ağacın gövdesine gelecek. Tırnak bırakmamak için ona dikkat edelim. Şimdi bu kestiğimiz dalların hepsinin enerjisini bu bıraktığımız dallara verecek ve bunlar çok daha güçlü bir sürgün alacak. Şu necik? Bak o unutulmuş. Ne görmemiş. Ağacımızın her yöne dalı oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane yan dalımız var. Bir tane liderimiz var. Bu lideri bir dahaki sene yukarıdan 1-1,5 metre yukarısından keseceğiz ve aynen şunun gibi yukarı tarafa devam edeceğiz. Ben kat sistemine karşıyım. Yani kat sistemi, şimdi kat sistemi yapsaydık ne yapacaktık? Şuraya kadar bir 5-6 tane dal bırakacaktık. Buradan sonra 80 santim boş bırakacaktık. 80 santimden sonra lider çıkacaktı. O 80 santimden yukarıda bir daha 5-6 tane dal bırakacaktık 40 santim içerisinde. Şimdi o aradaki boşluğu niye bırakıyorsunuz dediğim zaman bana diyorlar ki hava alsın, güneş alsın diye.
Yani cevizin içerisine hava ve güneşin, hava zaten girer. Güneşin çok fazla girmesi meyvelerde güneş yanıklığına yol açacak. Bugün Avrupa tamamen şeyi bıraktı. Budamayı bıraktı. Amerika bıraktı budamayı. Neyse, onları daha sonra daha uzun uzun tartışacağız inşallah. Bak, unuttuğum bir çiviler vardı. Onları da alayım da içinde. Bak şöyle, şu şekilde çiviler var saçları tutsun diye. Bunları kesiyoruz ki ağacın gövdesine zarar vermesin diye. Daha sonra aparatlarımızı söküyoruz ve bir başka ağaca geçiyoruz. Plastik aksam olduğu için ağaçlara herhangi bir zarar vermiyor aparatlarımız. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Bir başka bahçede, bir başka ağaçta buluşmak üzere. Hoşça kalın.